Başkanım, öncelikle hayırlı olsun. 8 Şubat itibariyle AK Parti Ortahisar İlçe Başkanlığı görevini devraldınız. Yeni bir ekip kurdunuz. Gerçekten eski ekipten birkaç kişi oldu listenizde. Öncelikle yola çıkış amacınız ne? İl başkanlığına da aday oldunuz. Bu sizin için bir hayal kırıklığı oldu mu? Ve yönetimi oluştururken nelere dikkat ettiniz? Evet, teşekkür ediyoruz. Tabii 8 Şubat'ta kongremizi gerçekleştirdik. Sizin de söylediğiniz gibi bizim yola çıktığımız niyetimiz il başkanlığı idi. Ama biz dava adamları olarak hangi görevi bize tevdi ederlerse emir telakki ederiz. Beyanında bulunmuştuk. O niyetle bütün görevler bizim için önemlidir. Partimizin her kademesinde bugüne kadar görev yaptığım gibi bu görev de bizim için kutsaldır. En beşeri hizmet sahasıdır. Tabii 8 Şubat'ta kongremizi gerçekleştirdik. Kongremizden sonra toplantılarımızı, parti faaliyetlerimizi, bir yandan saha çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yürütme kurulumuzu hemen oluşturduk. Yeni bir ekip, taze siyasete giren kardeşlerimiz var. Evet. Siyaset son dönemlerde insan yetiştirmede biraz yavaşladığını hissettim. Daha hızlı siyaset adamı yetiştirmek için, daha hızlı siyasi kadrolar yetiştirmek için geniş yelpazede teknik anlamda mühendislerden oluşan, işte üç tane avukat her meslekten olsun istedik. Sahanın coğrafi dengelerini de düşünerek güzel bir yönetim oluşturduk. Önceki dönem yönetimden 3 arkadaşımız var yönetimde ama onun öncesinden 5-6 arkadaşımız daha var yönetimde. Hatta kurucu yönetimin bir sonraki Ergin Aydın yönetiminde bir arkadaşımız var. Genç kollarımızdan var, kadın kollarımızdan var. Dolayısıyla Ortahisar hani büyük bir ilçe. Türkiye'de 23 ilden daha büyük ilçe nüfusa sahip bir ilçe. Dinamik bir şehir. Evet. Yaz nüfusuyla beraber 600-650 bine çıkan nüfus yapısıyla hakikaten çok hareketli bir şehir. Neticede bu ilçede siyaset yapmak, bu ilçede siyasi kadro oluşturmak önemliydi. Beklentileri biliyorduk. İstişareler yapmıştık. Sahada eski il başkanlarımız, öncelikle milletvekillerimiz, partimizin dinamikleri, belediye başkanlarımızla istişare sürecini hızlıca sürdürmüştük kongreden önce. Oradan da aldığımız tavsiyeler, bizim de niyetimiz, düşüncemiz o yöndeydi. Örneğin bizim yedek yönetimimizde çok genç ve mühendis arkadaş var. İstiyoruz başkanım, ki... Bu avantaj mı, dezavantaj mı? Çünkü siyaset sahada vakit ayırılarak yapılabilecek bir şey. Bazıları diyor ki yönetiminde çok general var, kim çalışacak? Bütün generallerimiz sahada, paşa da var, general de var, komutan da var, neticede hamal da var. Biz hizmet sevdalısı insanları bir araya topladık. Ama şöyle düşünüyorum, Trabzon teknik bir üniversitesiyle öne çıkan bir şehir ve dünyada yetiştirdiği insanlara baktığımızda çok hem iş dünyasına yetiştirdiği kadrolar, hem siyaset adına yetiştirdiği kadrolar, hem de teknik anlamda yetiştirdiği kadrolarla öne çıkıyor. Aynı zamanda Trabzon tabii bunun yanında turizm şehri, spor şehri, spor camiasından da bir arkadaşımızı aldık yönetime. Aynı zamanda Trabzon, Ortahisar şehri, komşu illerimizden, Bayburt'tan, Cumhurşane'den gelip de çok ikamet eden insanlarımızın da olduğu bir şehir. O bölgeden de aldık. Hani temsil noktasında o ili de temsil eden arkadaşlarımızı da aldık yönetimimize. Hakikaten kamuoyundan, basından, sizlerden çok olumlu tepkiler aldık, takdir gördük. Saha çalışmalarımızı profesyonel anlamda, amatör ruh haliyle, profesyonel anlamda, yani teşkilatçılığın gerektirdiği şekilde ama dava ruhuyla beraber saha çalışmalarımızda başladık. Bütün arkadaşlarımıza önemli görevler verdik ve biz bu görevleri verirken ilçe başkanı olarak ben bütün görevleri kendi de toplamayacağım asla. Çünkü görevleri ne kadar dağıtırsanız hafifler uçarsınız. Biz şehri yönetme anlamında, siyasi irade anlamında görev yapacağız ama bütün arkadaşlarımız önemli görevler verdik. Bakın bizim 30 kişilik asıl yönetim kurulu üyelerimiz var. 15'te yedek.
Yedeklere de görev verdik, yedeklere de toplantıya alıyoruz. Çünkü evet. bizim o evrakta, o kağıtta, kongreye sunulmuş, divana sunulmuş, o listede bulunan herkes bizim için ayrı bir değer teşkil ediyor. Onun dışında, yürütmenin dışında 3 tane de komisyon kurduk. Önemli gördüğümüz komisyonlardan. Çevre Şehircilik Komisyonu ki doktor, mimar bir arkadaşımız başkanlığını yapıyor Mukaddes Hanım, Avrasya Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. İnsan Hakları Komisyonu ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ne kadar önem verdiğini evet. gördük. İşte İnsan Hakları Beyannamesi açıkladı geçen Sayın Cumhurbaşkanımız. Avukat bir arkadaşımızın başkanlığında o alanda da çalışmalarımız olacak. Arce ve Dijital Mecralar Komisyonu evet. ki bu çok önemli. Evet. Bu konuda sen çok yeteneklisin. Evet. Önemsediğini de biliyorum. Onunla ilgili de bir özel bir hani konuştuğumuz konular var. Neticede bunu da kurduk. Şimdi turizm anlamında bir danışman arkadaşımızdan destek alalım istedik, evet, fikir alalım istedik. Çok önemli bir isim. Yıllarca Trabzon turizmine katkı sağlamış, evet. turizm derneklerinde bulunmuş Ali Şahin evet. abimiz, kardeşimiz, turizm danışmanı. Ve şimdi de istişare heyeti oluşturacağız. Hı hı. Bunu da önemsiyoruz. Niye? Bundan önce partimizde görev almış. Hı hı. Sahayı çok iyi okuyabilen. Sahada şimdi partimiz adına gönül seferberliği başlatmış, başlatacak olan arkadaşlarımızdan oluşan bir 10-15 kişilik istişare heyeti komisyonu. Onu da kuracağız. Onlarla da istişare edeceğiz. Sahadan gelen bilgileri, vatandaşımızın hassasiyetlerini, şehrimizin hassasiyetlerini istişare edeceğiz. Neticede bir yandan siyaset üreteceğiz, bir yandan proje konuşacağız, bir yandan da siyaset adamı yetişmesi lazım. Geleceğin belediye meclis üyeleri, geleceğin belediye başkanları, geleceğin milletvekilleri, geleceğin ilse, il başkanlarını yetiştirmek istiyoruz. Çünkü siyaset boşluk bırakmak. Evet. Bırakmaz. Siyasette bıraktığınız boşlukları başka başka unsurlar doldurur. Bu da ülkenin yönetimine, ülkenin geleceğine dinamit koymak gibi bir şeydir. Başkanım, Ortahisar'da yapılan bir eleştiri var AK Parti'de. Ortahisar'a niye Ortahisar'lı bir ilçe başkanı olmuyor? Veya en büyük merkez Ortahisar'ken neden hep ilçelerden milletvekilleri seçiliyor? Yani Ortahisar'da yeterli önem verilmiyor mu? Öyle bir eleştiri var. Bir de siyaset boşluk bırakmaz dediniz. Ahmet Bey il başkanlığı için size bayağı bir destek verdi. Gelecekteki hedef büyükşehir olabilir mi sizin için? O konuda da aynı desteği alır mısınız? Şimdi şöyle tabii. Ortahisar büyük bir şehir. Evet. Bütün ilçelerin, bütün komşu illerin nüfus kayıtlarında bulunan insanlarımızın yaşadığı bir şehir. Toplandığı bir şehir Ortahisar. Önemli bir şehir. Ortahisar ismi aslında bu şehre küçük geliyor. Evet. Yani Ortahisar ismi küçük geliyor bu şehre. 23 ilden daha büyük bir şehir Ortahisar. Evet. Önemli marka değerleri bulunuyor. Biz öğrencilik hayatımızdan bugüne kadar birçok görevi bu şehirde oturarak sürdürdük. Evet. Bu şehirle kendimizi ayrı görmüyoruz. Evet. Netice itibariyle bu şehrin bir evladıyız biz. Yani elbette köyümüz var, kendi ilçemiz var ama bu şehirde oturan vatandaşlarımızın %90'ı, %80'i bu şekilde. Evet. Hatta başka illerde de oturanlar var. Takdir edersiniz ki bir dönem burada belediye başkanlığı yapan Orhan Bey Gümüşhaneli. Evet. Gümüşhane kökenli. İşte o dönem bir dönemler il başkanlığı yapan Azerbenli, evet. Rize nüfusuna kayıtlı bir büyüğümüz, değerimiz bunlar bizim. Yani Trabzon kişinin nereli olduğu tabii Trabzon marifeti önemli. Trabzon büyük bir şehirdir, bölge şehridir. Trabzon İstanbul'dan sonra Türkiye'de Trabzon'dur. Evet. Ortahisar'dır. Önemli görüyoruz. Tabii siyasette hedefi sordunuz. Elbette hedefsiz siyaset olmaz ama ben bütün arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Bizim en önemli hedefimiz gönüllerde taht kurmak, gönüllere girmek. Birçok hedefimiz olabilir. Bakın benim siyasi hayatımı siz yakından biliyorsunuz. Evet. Benim Araklı Belediye Başkan adaylığı hedefim oldu, belediye başkanlığı oldu. Olmadı. Aradan bir ay sonra Ortahisar Belediye Meclis Üyesi oldum. Belediye Başkan Vekili oldum. Evet. Belediye Başkan Yardımcısı oldum. İl niyetim oldu. Sizle de istişare ettik, konuştuk. Kamuoyunda bir hava var. Evet. Gelen olumlu tepkiler var. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız Ortahisar dedi. Bu bizim için emirdir. Bu görevi de dava adamları bunu emir telak eder. Hiç arkasına bakmaz. Koltuğa, evet. makama
bulunduğu ortama. Herkes şaşırdı. Yani makamı bıraktı, işte maaşı bıraktı, her şeyi elini tersiyle etti. Bunu nasıl yaptı? İşte yani gelecekten bir ışık mı aldı, bir işaret mi aldı diye. Ya bana şunu da söyleyenler oluyor. Bugüne kadar hani siyasi anlamda Ortaçlar ilçe başkanlığı yapanlar, merkezse başkanlığı yapanlar hani... Hiçbir yere gelemez. Benim için hiç önemli değil. Evet. Bak hiç önemli değil. Biz verilen görevi, görevi layıkıyla en güzel şekilde yapalım. Evet. Trabzon'da önemlidir basın. Türkiye'nin hiçbir ilinde bu kadar dinamik bir basın yoktur. Evet. Ben bunun değerini bilenlerdenim. Ve bu alanda Trabzon basını bize güç kuvvet veriyor siyaset adamı olarak. Spor adamlarına da güç kuvvet veriyor. Trabzonspor için de bu çok önemlidir. Neticede ulusalda çok lobisi olmayan Trabzonspor'a bu yerel basın bizim için çok önemlidir, değerlidir. Ve bu basını hani siyaset adamı olarak, ilçe başkanı olarak önemsediğim için mesela ziyaretlerde bulunuyoruz. Geliyoruz, röportajlar yapıyoruz, sohbetler yapıyoruz. Neticede bu alanda da boşluk bırakmamamız lazım istiyoruz. Niye? Ya bizim partimizin programını, çalışmalarını, hedeflediğimiz siyaseti anlatmamız lazım kamuoyuna. Evet. Mesela akşam biz bir toplantı yaptık. Çok önemli, önemsiyorum o toplantıyı. Evet. Tanıtım Medya Başkanlığı, başkanlığımızda, benim başkanlığımda daha doğrusu, Tanıtım Medya Başkanı, Tanıtım Medya Başkan Yardımcıları, Kadın Kolları Tanıtım Medya Başkanı, Kadın Kolları Başkanı, Genç Kolları Başkanı, bütün bu kadroyu topladık. Evet. Neyi konuştuk? Önemli maddeler konuştuk. Tanıtım medyayı konuştuk. Sosyal medyayı konuştuk. Ve birkaç kararımızdan bir tanesi de şu. Sosyal medyada çok zayıfız. Sosyal medyayı kullanamıyoruz. Bu alanda bütün teşkilatlarımıza eğitim semineri verdirelim. Ve aklımıza da birkaç isim geldi. Bir tanesi de sensin bundan. Yani hakikaten önemli görüyoruz bu alanı. Sayın Cumhurbaşkanımız gece gündüz çalışıyor. Dünyanın 7 düveline karşı, 70 düveline karşı mücadele veriyor. Birçok pandemi de olmasına rağmen birçok projeyi hayata geçiriyor. Ve biz o paylaşımları ne kadar kişiye ulaştırabiliriz? Evet. Ne kadar insana ulaştırabiliriz? Onun hesabını, kitabını yapmamız lazım. Büyük bir vebal altındayız. Evet. Dolayısıyla sosyal medyada hangi ağlar var? Yöneticilerimiz, kadın kolları yöneticisi, genç kolları yöneticisi, mahalle teşkilatlarımız bunları daha fazla insanlara nasıl ulaştırabiliriz? Anladım. Eğer ulaştıramazsak, bu eğitimi vermezsek, bu anlamda çalışmazsak, yani Sayın Cumhurbaşkanımız uzay projesini anlatıyor. Eğer biz bunu Ortahisar'da bir mahalle başkanına, kamuoyuna, partimizin üyesine ulaştıramıyorsak bu vebal bizimdir. Yani, kullanamıyoruz bunu. Anladığımız ilçe başkanlığını bir okul gibi tabii, farklı konularda kullanacaksınız. Peki itiraf ediyoruz sosyal medyayı tüm teşkilat mensupları olarak hepimiz tam tamına öğrenmiş ve biliyor, kullanabiliyor muyuz? Hayır. Yani bizim teşkilatımız Ortahisar'da 250 ana genç kolları, kadın kolları, mahalle teşkilatları ve ana akademi. Değil mi? 45-45, 135, 85 daha buna ilave edin. 200. Meclis üyelerimiz 250, yani dinamik bir teşkilat, 250 kişi. Peki, genel merkezimizden geldi bir çalışma, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir önemli projesi. 250 kişi bunu aynı anda paylaşsa, aynı anda sahiplense. Evet. Ondan sonra diyoruz ki algı oluşturuyorlar. Ya biz bir kere o açığı kapatalım, o açıkta biz çok önde olalım. Tabii o da medyanın. Yani tabii o da medyanın bir organı. Yani bu anlamda mesela Büyükşehir Belediye'mizle de görüştük, belediye başkanımıza. Belediyemizin bir projesini bize arkadaşlar oradaki basın birimi atacak, biz paylaşacağız. Ortahisar Belediye'miz bir projesini atacak, biz grupta paylaşacağız bunu. Biz bunları duyuracağız. Kamuoyuna, halkımıza, vatandaşlarımıza. Bununla evet. Mükellefiz biz. Önemli bir konu ama. Hakikaten önemsediğimizi de ifade ediyoruz. Dolayısıyla biz hakikaten yani bulunduğumuz konumda yarın bizi hangi makamlar bekliyor? Hangi görevler bize verilecek? Bu bizim için hiç önemli değil. Bugün bir görev verilmiş bize. Bunu en iyi şekilde, layıkıyla yapalım istiyoruz. Mesela partiye gelir gelmez siz bana sordunuz, hatırlıyorum. İlk iş ne olacak? Ben de size şunu söylemiştim. Ben parti binasını, ilk işi parti binasını taşımak olacak. Yaşlı ve engellinin de rahatlıkla gelebileceği
merkezi konumda bize yakışan son derece güzel bir parti binasına taşınmak ilk işim olacak demiştim ve o konudaki çalışmalarımızı yaptık, komisyonumuzu kurduk. Komisyon da bize Suluhan'da işte bir yeri getirdi, güzel. Anlaşmak üzereyiz, anlaştık sayılır. İnşallah oraya taşınacağız. Muhalefetle aynı binada olacağınız, ana muhalefetle. Orada hiç bizim için fark etmez yani. Başkanım, ana muhalefet sürekli Ortahisar'a hedef koyuyor. İşte sizin mevkidaşınız Sayın Suat Oyman, Ortahisar bizimle güzel olacak kampanyasıyla çalışmasını sürdürüyor. Korkutuyor mu sizi? Hayır, asla. Şimdi bir kere şunu ifade edeyim. Meslektaşım Suat Bey, evet. Beni ziyaret etti. O açıdan da teşekkür ediyorum. Ben de iadeyi ziyarette bulunacağım. Evet. Ama Ortahisar'da çok güzel hizmetler yapıyoruz biz. Yaptık. Yani belki şunu açık ve net söyleyebilirim. Türkiye'de hiçbir belediye, ilçe belediyesi bu pandemi döneminde olsun, Ortahisar kadar, ondan önce de olsun, Ortahisar evet. kadar hizmet yapmamıştır. Evet. Bana şehir dışından talepler geliyordu. Ben orada icracı bir makamdaydım. Evet. Komşu illerden, ya bize de asfalt yok mu? Evet. Beton yok mu bize? Talepler geliyordu. Biz kırsalda çok büyük hizmetler yaptık. Şehir merkezinde de yapıyoruz. Çok önemli projeler yapıyoruz. Şehrimiz en mutlu şehir Ortahisar yolunda hakikaten çok mesafe evet. aldık, çok yol kat ettik. Büyükşehirimizin de güzel projeleri var. Dün ziyaret ettik. İşte Büyükşehir Belediye Başkanımızı da davet edeceğiz toplantımıza, teşkilat mensuplarımıza anlatacaklar projelerini, hedeflerini. Ortahisar Belediye Başkanımız geldi, dolu dolu bir program yaptık. Çok güzel yolda gidiyoruz inşallah. Başkanım, teşekkür ediyoruz ziyaretiniz için. Ne çok demek? Fazla uzatmayalım. Uzun ben teşekkür bir ederim. Program yaparız. Son olarak İnşallah. Söylemek istediğiniz bir şey varsa. Evet, teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdınız. Bizi kabul ettiniz. Biz her zaman basınımızla bir arada olmak istiyoruz. Zaman zaman buluşup istişare toplantılarda biz şehrimizde basını sadece basın olarak görmüyoruz. Şehrin hassasiyetlerini dile getiren dinamikler şehrin önderleri olarak görüyoruz. Bu ikili ilişkileri ben ilçe başkanı olarak, tanıtım medya başkanım olarak sizle daima sürdürmek istiyoruz. Zaman zaman işte yeni mekanımızda belki sohbet ortamları olacak. Evet. İstişare edeceğiz. Şehrimizle ilgili hassasiyetleri bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Yapabileceklerimiz konusunda bize destek olmanızı istiyoruz. Biz sizinle beraber bu yolda hakikaten önemli görevler üstlendik. Bugüne kadar da iyi çalışmalar sergiledik. Katkınızı da gördük. Görüyoruz da. O anlamda da teşekkür ediyoruz hakikaten. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, ayağınıza sağ olun. Eyvallah.